Herkese yeniden merhaba dostlar. Yeni videoyla karşınızdayız. Şu anda yeni bir şey deniyorum. Yeni araç kamerası aldım. Ve yolda giderken size Houston yollarını göstermek istiyorum. Kadir abinin de yıllardır yaptığı gibi ben de bu Houston yol sohbetlerini bahsetmek istedim. Bölüm bölüm yapacağım. Umarım hoşunuza gider. Zaman bulamıyorum, inanın. Artık araçta giderken video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Tabi her zaman değil. Bu arada beğenirseniz videoyu, yorum yaparsanız, abone olursanız, bir de bildirimleri açarsanız harika olur. Houston'a gelmeyi düşünüyorsanız veya Houston'a göç etmeyi veya green card çıktıysa size veya buraya okumaya gelecekseniz bu sohbetler inanın yani çok faydalı olacak. Bunun dışında başka şeyler de tabii paylaşıyorum. Sadece araçtan yolda giderken paylaşmayacağım videoları. Şimdi bir ön kamera var, bir de arka kameramız var ama arka kamerayı daha takmadım. Bugün geldi kamera. Apar topar bağladım. Bu bir deneme yayını oldu. Mesela soldaki tarihi saati pek sevmedim. Bir dahakine oluyorsa kaldırmaya çalışacağım. Hoşuma gitmedi orada görsel olarak. Bakalım, gidelim. Şimdi yolda giderken bir yandan da size birkaç şey anlatacağım. Mesela trafikten bahsedelim. Yoldayız. Amerika'da kırmızı ışıkta sağa dönmek serbest. Bunu biliyor muydunuz? Bu yani Latin Amerika'daki birçok ülkede de geçerli. Kırmızıda şimdi ben birazdan sağa döneceğim. Sol hafif bakacağım. Biraz yavaşlayacağım. Müsaitse geçeceğim. Bazen durman gerekiyor tabii. Arabalar da geçebiliyor. Çünkü onlara yeşil yandığı zamanda da bizim durmamız gerekiyor. Hani yeşil yanıyorsa, araba yoksa tabii bize kırmızı yansa bile geçmek serbest, sıkıntı yok. Ben 1,5 sene oldu biliyorsunuz Amerika'ya geleli, takip edenler bilir. Ben şeye girdiğimde, direksiyon sınavına girdiğim zaman ilkinde kaldım. Kalma sebeplerimden bir tanesi de kırmızı ışıkta sağa dönerken yani biraz hızlı dönmem, bir de sola tam bakmamam. Burada yapmam gereken şey sakin bir şekilde biraz yavaşlayıp, çünkü sınavda daha pasif sürmenizi istiyorlar. Yavaşlayacaksın abi, sola bakacaksın, kafanı döndürüp omuz üstünden öyle döneceksin. Şansıma bir de kaba bir siyahi adam geldi. Biraz gergindi yani. Neyse, sonra geçtik zaten. Öteki kursa gittim. Oradan hatta bir video çekmiştim. Bir story'm var. Short'um var. Bu arada bakın, sağda şey var. İkinci el ürün satan bir açık sokak pazarı var. Bu Amerika'nın birçok yerinde göremeyeceğiniz bir şey. Ya burası Latin mahallesi. O yüzden görmek mümkün. İşte balkonda takılma kültürü var. Veya aşağıda bahçede oturup böyle kakara kikir yapma durumları söz konusu. Umarım iyi geliyordur görüntü size. 4K diye aldım. Yani tamam, 4K yani buradan bakıyorum özelliklerini ama tabii lens böyle cam gibi olmuyor. O da ayrı, bir GoPro gibi tam olmuyor veya iPhone gibi olmuyor. Gördünüz mü yandan geçen abi? Adam omzuna şey almış. Çamaşır sepetini almış, evine gidiyor. Çünkü bazı sitelerde yıkama kurutma üniteleri, şeyleri yok, makineleri yok. Burada şeyler var, yıkama merkezleri var. Oraya götürüyorsunuz, onlar yıkıyor, kurutuyor, alıyorsunuz. Mesela benim evde de şey yok, yıkama kurutma yok. Ama apartmanın ortak bir yıkama kurutma odası var. Kartla takıyorsunuz buradaki kartı, siteden aldığınız kartı, yönetim ofisinden. Oradan şey yapıyorsunuz, doldura doldura kullanıyorsunuz. $1,5 yıkama kurutma oluyor. Çok büyük sorunlar değil bunlar yani. Ben 1,5 senedir öyle yapıyorum. Hiç de zorluk çekmedim ama tabii dahil içinde olursa daha iyi olur. Ben şimdi birkaç ay sonra taşınabilirim. Aynı apartman içerisinde farklı bir daireye. Bazı dairelerde yıkama kurutma üniteleri de var. Tabii $70-80 fazla veriyorsun aylık. Biraz daha şey oluyor, lüks sahibi oluyorsun. Benim şansıma denk geldi ya. Yani evi tutarken
o daire müsait değildi. Benim de bir an önce geçmem gerekiyordu. Öyle şey yaptık. Şimdi idare ediyoruz. Çok bir problemler değil bunlar ya. Sağlık olsun, mutluluk olsun yeter. Bir şey dikkatinizi çekti mi dostlar? Şimdi ben sağdan gidiyorum. Yani birkaç dakika sonra sağa döneceğim için bir de size de göstermek istedim. Sağ şerit biraz daha kötü. Yani kullanırken böyle yamalı bohça gibi asfalt göçüklüklerini, rampaları görebiliyorsunuz. Sebebi, yani yamalı bohça gibi olmasının sebebi, sağdan okul otobüsleri gidiyor. Ve özellikle de toplu taşım araçları gidiyor. Çok olmasa da ağır araçlar sağdan gittiği için mahvoluyor. Burada daha da kötü. O yüzden soldan gitmekte fayda var burada Houston yollarında. Ben 15 aydır araç kullanıyorum burada. Bir fiil aracımı 15 ay önce aldım. Amortisörleri patlattık bu yollardan dolayı. Bir tane de lastik patladı tabii giderken. Bunlar oluyor. Bir diğer bahsetmek istediğim şey, bu bölge, yani Houston bölgesi biraz ideal. Yani wow bir bölge değil, böyle müthiş bir bölge değil. Ama her şeyi buluyorsunuz. Herkese hitap ediyor açıkçası. Ya buraya geleceğiniz zaman, yani nereye yerleşeyim kardeşim, abicim, ne yapayım, ne edeyim, dostum, nereyi seçelim derseniz şöyle bir tüyo vereyim size. Westheimer diye bir yol var burada. Bizim yüce Westheimer. Westheimer'ın çevresine yerleşebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Açın Westheimer'ı haritadan. Şu an isterseniz durdurun veya aşağı alın linki. Westheimer Road yazın. Westheimer Road. Çok uzun olduğunu göreceksiniz zaten. Houston'un bir ucundan bir ucuna kadar geliyor. Onun yukarısı, aşağısı, sağı, solu, çaprazı yakın. Oralar yakın bir yer bulursanız sıkıntı yaşamazsınız. Houston'un o göbek bölgesi en kalabalık, en trafiğin olduğu yer. Gökdelenlerin olduğu yer. O göbekten böyle dairesel hareketlerle dışarı doğru uzaklaştığınız zaman ne oluyor? Biraz daha yaşanılabilirliği arttıran bir hareket yapmış oluyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. 30 mil, 40 mil çapındaki yerler, o göbeğin, Houston'ın merkez bölgeleri. Onun yukarısına doğru çıkarsanız daha güvenli bir bölgeye gitmiş oluyorsunuz. Ama merkezden kaçmış oluyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Böylelikle de daha fazla yol yapmanız gerekiyor. Daha çok araba üstünde vakit geçirmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Ama neresi güvenli diye sorarsanız kuzeyler diyebilirim. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya geldiniz. Süper. Her şey yolunda. Nerelere gidelim, ne yaparım, ne ederim araştırıyorsunuz. Burada her şeyi bulabilirsiniz dostlar. Yani dini alanda bulabilirsiniz. Eğlenecek alan. Gece kulübü vesaire. Restoran. Çin restoranı, Türk restoranı, Arap restoranı. Her türlü. Helal gıda, helal et. Veya örnek veriyorum, güzel şaraplar, güzel mekanlar, diskolar, striptiz kulüpleri. Yani herkese hitap eden bir ortam burası. Cami de var, kilise de var, Budist tapınağı da var. Hiç sıkıntı yok. Hiç sorun yok. Sizin İngilizceniz olsun yeter. Çünkü İngilizce her yerde gerekiyor. İnanın, buraya geldiğinizde çat pat İngilizceniz varsa tamam, hayatta kalabilirsiniz. Ama şöyle bir gerçek var. İngilizce olmadan burada yani kendinizi iyi ifade edemezsiniz. Nasıl söyleyeceğim bunu dersiniz. Veya çat pat Türkçe düşünüp İngilizce kurduğunuzda karşıdaki what diyor. Ne? Ha? Yapıyor. Böyle anlamıyor sizi. Kendinizi kötü hissedebilirsiniz. O yüzden biraz geliştirin kendinizi. Ben buraya İngilizce bilen biri olarak geldim. Hatta akademik İngilizce konuşuyorum. Hatta çok akademik konuştuğum için yani şaşırıyorlar. Bir nasıl ne diyor bu falan oluyorlar. Şaşırıyorlar çünkü günlük hayatta böyle konuşan yok. Yani insanlar hahu konuşuyor İngilizceyi. Yani Amerikanca hahu bir dil. Böyle biraz sokak ağzı yani.
Ben biraz kibar kalıyorum galiba bunların yanında. Neyse uzatmayayım. Buraya bir şekilde İngilizce ile gelin. Kibar mi var? Konuşun yani. Kendinizi anlatın. Yoksa yani yardımcı olmaya çalışıyorlar ama kendini iyi ifade edip saygı duymak mı veya kendini öyle dur ben bilmiyorum bir telefonumu açayım falan bakayım mı istersiniz? Tercih sizin. Ben size güveniyorum. Yani bu videoyu izleyenler kendini geliştirmek için bir şeyler yapan insanlardır diye düşünüyorum. Bu arada ben şeye geldim. Xfinity'ye geldim dostlar. Şimdi modemi iade edeceğim. Yeni bir modem geldi eve. Daha hızlı. Onu kurdum. Eskiyi getirdim. Kablosuyla beraber. Onu halledeceğim. Oradan da bir yağ değiştirmeye gideceğiz. Arabanın 5000 mil süresi doldu. Groupon uygulamasından bir full sentetik yağ satın aldım. Birazdan oraya gideceğim. Onu da size göstermek isterim nasıl olduğunu. Bir an önce şunu halledelim. Günü verimli kullanalım istiyorum. Evet, hallettim bunu da. Xfinity'ye verdim modemi. Adam merhaba dedi, ismimi sordu. Ondan sonra iptal mi edeceksin bu modemi dedi. Yoksa geldi mi yeni mi modem mi alacaksın dedi. Dedim yeni modem bugün kurdum dedim. Tamam dedi. Scan yaptı modemin arkasındaki barkodu. Çok basit bir şekilde. Tamam dedi. Fişi çıktısını verdi. Teslim aldığına dair. İyi günler dedi. Ben de iyi günler. Tamam dedim. 2 dakikadan kısa sürede işimi hallettim. Şimdi çıkalım. Buradan yağ değişimine bir gidelim. Ya şöyle söyleyeyim ben 1,5 yıldır buradayım. Yeni şeyler öğreniyorum sürekli. Ama daha önce bir şey yaptığın zaman yani bu işi ben daha önce yaptım bu arada. Modem aldım, modem iade ettim. Arkadaşlarımla beraber onlara destek oldum. İşte bir abonelik için gittim mağazaya. Konuştum, derdimi anlattım, sorun çözdüm. Müşteri hizmetleriyle konuştum, tartıştım. Ya bunu onlarca kez yaptım. O yüzden bir şey bildiğin zaman çok rahat ilerliyorsun. Kendini çok rahat hissediyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ama hala yeni bir şeyler öğrenmek, yeni sorunlar çözmek insanda adrenalin duygusunu arttırıyor. İyi hissettiriyor burada. Hani 5 yıl diyorlar ya vatandaşlık için. Gerçekten buraya 5 yılda hakim oluyorsun. 5 yılda adapte oluyorsun. Bu kesinlikle doğru. Ben 1,5 yıldaki o adaptasyon seviyemi hissediyorum. Bunu 5. yıl sonunda ne kadar nedenli hissedeceğimi öngörebiliyorum. Hele 5 yıl devirmiş insanlara da saygıyla bakmak lazım. Ve sosyal bir insansa, evden çıkan, dışarıda çalışan, bir şeyler halleden, diyalog kuran, deneyimli olan biri ise gerçekten bu insanlara saygı göstermekte fayda var. O yüzden bunu da yani aklınızın bir köşesine koyun lütfen dostlar. Burada bir mücadele veriyorsun, bir macera yaşıyorsun aslında. Hani macera dolu Amerika dedikleri gerçekten doğru. Burada bir gün geçmiyor ki bir olay yaşamıyorsun yani. Harbiden öyle dostlar. Harbiden öyle. Bunu bilin. Evet, uzun lafın kısası. Şimdi geldik ya. Değiştirelim bakalım. Mekan burası gösteriyor ama isim farklı ya sanki buranın. İsim farklı burada. Bir soralım şuraya ya. Ne diyor? Elemanlar da kapatıyor galiba. Kepenkleri kapatıyorlar. Allah Allah. Ne diyor burada? Tamam, yağ değişim diyor. Fren diyor. Okey. Burası değilmiş ya. Burası değilmiş. Yandaki tarafmış. Yanda ama mobilyacı oldu burası diyor. 2 aydır. Eleman diyor buraya 4-5 kişi geldi. Birkaç gündür diyor. Hepsi grup ondan almış diyor. Ama bu taşındılar. Daha arka tarafa taşındılar diyor. Ben de kapatıyorum sana 55'e yaparım diyor. İyi de ben grup ondan kardeşim. 35'e aldım zaten. Yağ değişimini. Yani full sentetik bir de. O yüzden
beni şey yapmaya çalışıyor, kakalamaya çalışıyor. Pazartesi geldi bir de diyor. Yer mi Anadolu çocuğu ya? Neyse, 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 neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben fark yeni baktım. Groupon'daki adresle ben geldim buraya. Evime zaten çok yakın, 10 dakikalık mesafe, 10-15 dakikalık mesafeyle geldim. Ama kapanmış zaten. Bugün cumartesi olduğu için 4'te kapanmış. Saat zaten yani 6 şu anda. 6:11 geçiyor. Bakmadan geldim. Eski adres olunca orada yanılttı beni. Artık bir sonraki haftaya gelirim. Tam 5000 mil tam da olmadı. Çok da önemli değil. Şimdi şeye girecek. Kasım ayında benim sticker bitiyor. Bakıma girecek. Yıllık inspection, muayeneye girecek. O yüzden bakım yapmam lazım arabaya. İşte yağını değiştireyim. Bir katkı katayım. Sıkıntı yaşamayalım sonra yani, değil mi? Öyle sıkıntı yok. Bunu da şey yapmış olduk şimdi. Öğrenmiş olduk en azından. Aklınızda olsun dostlar. Eğer ki Groupon'dan bir şey alırsanız şey yapmayın. Direkt oradaki adresle gelmeyin. Google'a yazın, öyle gelin. İyi var, zıplayalım ya. Gidelim artık. Şimdi ben buradan eski oturduğum yere gidiyorum. Orada Greenwich Drive'da bir sürü arkadaşım var. Bir abimiz var. Abimizin yanına gideceğim. İki laflarız. Birazdan trafikte yoğunlaşır bir 10-15 dakikaya. Hafif trafik olur genelde. 27 dakika gösteriyor buradan. Ben tabi full videoyu koymayacağım. Biraz ufak 3-5 yeri kırparım ama uzun bir video olduğunu farkındayım. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bu saate zaten, bu dakikaya kadar geldiyseniz seviyorsunuzdur. İsteyen arkadan dinler, iş yaparken isteyen full dikkat izler, yollara bakar. Buraya gelmek isteyen zaten mutlaka izler, bakar. İzlenme durumuna göre zaten anlarız ya. Bazı videolarım 300-500 izleniyor, bazıları 1000-2000, bazıları 5000-6000, bazıları 10.000. Yani bu biraz aslında şeyle alakalı, YouTube algoritmasıyla alakalı. O yüzden işte beğenirseniz, abone olursanız, link şeyi açarsanız, zili açarsanız, birbirinize gönderirseniz kanalı, daha çok öne çıkıyorum. İlk ben bu kanala başladığımda 200 abonem vardı. Şu an 3000 aboneyi aştık. Yavaş yavaş ilerliyoruz işte, bir senede, bir buçuk senede istikrarla. Ama sağlam adımlarla bir şeyler yapıyoruz. Sizin sayenizde bunlar tabii. Ya benim burada isteğim ne? Bu bir aslında bir hobi benim için. Seviyorum ben bir şeyleri paylaşmayı. Ya bunu yaparken böyle hava atmak veya işte bizim hayatımız burada müthiş demek, bunlar değil isteğim. Bir şeyler oluşturuyorum ya. Bir arşiv oluşturuyorum insanlara. Kendime de aslında bir günlük oluşturuyorum. Bu benim için bir günlük kanalı. Bir yandan evet bunu bir iş ahlakıyla yapıyorum. Bununla ilgili kendimden emin olduğum konuları paylaşmaya çalışıyorum. Yeni öğrendiğim şeyleri aktarıyorum. Bazen unuttuğum şeyleri açıp buradan ben kendimi de izliyorum. Ve kendi konuşmalarımı, bazen kendimi izlemek hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Bunlar güzel şeyler benim için. Umarım siz de hoşunuza gidiyordur yani. Şimdi neyse, laga lugayı bırakayım. Biraz Amerika'dan bahsedeyim. Buradaki en önemli bankalar Bank of America, Wells Fargo ve Chase Bank. Az evvel onu gördüm. Onu da söyleyeyim. Buraya geldiğinizde bu buralarda zaten hesap açarsınız. Ve şu geçtiğim otobandan da mutlaka geçersiniz. Üstünün bu otobanı aman Allah'ım yani nasıl karışık, nasıl büyük. Bakın Türkiye'de çok fazla dolmuş, işte otobüs, bunları görebiliyorsun yollarda. Burada yok, yollar geniş. O yüzden daha konforlu, daha keyifli oluyor sürmesi.
bir şey daha söyleyeyim. Bakın şu, ben birazdan şimdi sola dönüyorum. Aynı böyle dönüşler var. Bu dönüşlerde direkt only, bak only yazıyor. Direkt sola dönme var. İki tane. Bir de karşıdan da araba geliyor. Yani hem gidiş hem dönüş burası. Çok geniş bir manevra. Ben dar almıştım. Dardan döndüm. Bir baktım karşıdan araba geliyor. Korna. Hemen şerit değiştirdim. Yani o bir anlık şeyle, dalgınlıkla, acemilikle döndüğün yeri göremeyebiliyorsun karanlıkta. Bir de yorgunsan çok dikkat edin, genişten alın böyle dönerken. Gördüğünüz gibi. Zaten yolları da tanıyorsunuz bir süre sonra. Ben mesela biliyorum birazdan ileride keskin viraj gelecek. Yavaşlamak gerekecek. Çünkü ben bu yoldan belki 150 kere geçtim. Yani nerede polis çıkıyor aşağı yukarı, nerede dikkat etmek gerekiyor, bunları idrak ediyorsun. Şimdi buradan birazdan Westheimer'a çıkacağım. Westheimer'dan zaten bahsettim size. Her yol Westheimer'a çıkıyor. İlle de Westheimer, ille de Westheimer diye bizim bir makaramız var. Dostlarla bizim çevrede. Westheimer, yüce caddemiz, kutsal yolumuz. Herkesi bekleriz yani. Buralar biraz daha lüks, fark ettiniz mi? Şimdi birazdan sağda solda zaten villaları göreceksiniz. Müstakil evler var. Yüksek duvarlı, yüksek ağaçların olduğu. İçeride muhtemelen güvenliğin de olduğu veya güvenlik kameraların bulunduğu bir yer. İşte doktorlar oturuyor, iş adamları oturuyor. Hatta bizim bir arkadaşın ailesi de burada yaşıyor. Onu da biliyorum. Bu bölgede. Lüks bir yer. Bayağı lüks bir yer. Evlerin en az 3000, 5000, 10000 milyonlardan oluştuğu bir mahalle burası. Umarım bize de nasip olur yani. Daha iyileri nasip olur hepimize. Burası özel bir mahalle yani. Houston'da çok tuhaf şeyler var ya. Şimdi bunun iki arka sokağına gidelim 5 dakika sonra. Varoş bir yeri, daha varoş caddeler göreceksiniz ama şu an ben buradan bir sağa sapayım. Şu ara sokaklara sapayım. Orman gibi böyle. Yani nereye geldim ben? Olacağın bir yer. Bir cadde görürsün. Onu da yaparım. Onu da bir ara çekerim. Rastgele buradan. Şimdi sol şeritteyim ya. Sağa girerim. Rastgele girerim. Oradan evlerin arasında dolaşırım. Görürsünüz. Müthiş ya. Hakikaten müthiş. Bu arada dostlar, video kalitesini nasıl buldunuz? Yani 4K'nın hani müthiş olmadığını farkındayım ama umarım idare eder. Ya işimizi görür herhalde diye düşünüyorum. Yani bu sadece video için değil, Allah korusun yani kaza olur, bir şey olur. Bir de bu videonun şöyle bir özelliği var. Bir ara kabloyla bağlıyorsunuz. Araba kapalı olduğunda bile kayıt altına alıyor. 256 GB SD kartı var içerisinde kameranın. Bende 1 terabayt var da bu desteklemiyormuş. O yüzden yenisini aldım. Fena değil. İşte her gün bununla şey yapmak lazım. Kontrol edip silmek lazım. O 1 terabaytı da sonra kullanırız ya bir şekilde. İşimizi görür yani. Küçücük bir şey zaten. Arabalar nasıl? Arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da yazabilirsiniz yorumlara. Soldaki kiliseyi görüyorsunuz. Bu da büyük bir kilise. Böyle sanat merkezi gibi hatta. Şeyi var, konferans salonu, camları bayağı büyük. 5-6 katlı gibi ekstra binası var yanında. Ha, buradaki kiliseler aynı zamanda bir toplantı alanı. Bir dernek gibi düşünebilirsiniz. Kursları oluyor, sanat galerisi oluyor içerisinde veya İngilizce dersleri, yemekler, kutlamalar, bir parti ortamı gibi. Yani resmen bir nasıl söyleyebilirim onu anlatamıyorum. Türkiye'de olmayan bir dayanışma kulübü gibi düşünün. Bu şekilde hem dini alan hem dayanışma merkezi olarak yapılandırılıyor. Bunu da takdir ediyorum aslında. Evet, havayı da
kararttık. Hava karardı. Burada sakin sakin gittikten sonra ister trafik olsun, ister gece olsun, ister suç oranı yüksek olsun, kimsenin kimseye bir şey yaptığı yok. Arabanı kilitleyeceksin, evini kilitleyeceksin. Kimseye laf atmayacaksın, bulaşmayacaksın. Yoluna bakacaksın. Yani o yüzden Texas tehlikeli mi? İşte şöyle mi, böyle mi? Evet, tehlikeli evet. Ama önüne bak, yürü. Kimseye laf atma, ters göz yapma, kaş göz yapma, el hareketi yapma. Yolda saçma saçma araba kullanma, önüne kırma. O zaman bir şey olmaz yani diye düşünüyorum. Evet, Westheimer'a geldik şu an. Videoda bilmem kaç kere bahsettiğim Yüce Westheimer'ın tam ortasındayım. Birazdan sağa döneceğim, 2 dakika sonra. İlk kazanımı da ben bu Westheimer'da yaptım. Bu tarafta, bu yönde değil, daha geri yönde. Daha geri yöne giderseniz tam zıttına ya 30 tane ışık var ve çok kısa aralıklarla var. Çok fazla dur kalk dur kalk yapıyorsunuz. Öndeki araba çok hızlı gitti. Aram açıktı. Ben de çok hızlı kalktım. Sonra öndeki araba bir anda durdu. Ben de bir anda durunca arkadaki araba bana patlattı. Birkaç ay önce, 4 ay önce. Hemen ben orada hızlı bir pazarlık yaparak dedim şu kadar para verirsen anlaşırız vesaire. Anlaştık. Çok büyük de bir şey yoktu zaten. Dedim masraflarımı karşılarsın. Hemen 2 dakikada pazarlığı yapıp trafiği kapatmadık. Öyle çözdük. Bunu da yapabilirsiniz yani. Büyük bir kaza yoksa böyle bir hakkınız da var. Türkiye'de de aynı zaten. Dünyanın her yerinde aynı. Şimdi buradan sağ şeride geçtik. Bu arada sinyal verdiğinizde hemen geçin. Yani o işte 10 saniye önceden vermeyin. Geçmeden 2 saniye önce verin geçin. Yoksa arkadaki adam basıyor korna, yani şey, gaza basıyor, hemen geçmeye çalışıyor sizi, asla yol vermez. Aman burada dikkat edin dostlar. Yani hiç geçmeden 1-2 saniye önce verin sinyali, geçin direkt, hatta gaza basın yani. Burada trafik çok çok şey, bir yandan rahat bir yandan da çok garip. Mesela bak burada bir anda adam sağa dönüyor. Hiç sinyal minyal vermiyor. Bir anda dönüyor. Niye? Çünkü sağda bir sürü mekan var. Bir sürü yemek, restoran, işte mekan, kıyafet mağazası, kilise, ev, bunlar oluyor. Dikkat edin yani, çok da hızlı gitmeyin. Şimdi ben gelmek üzereyim. Birazdan 100 metre sonra sağa döneceğim. Greenwich Drive'a varmış olacağım. Burayı bazen özlüyorum, bazen özlemiyorum. Buranın trafiği çok fazla. Buranın hareketliliği çok fazla. Şimdi ben buraya göre biraz daha kuzeyde oturuyorum. Daha sakin, iş yerine daha yakın. O yüzden taşındım buradan. Evet dostlar, 30 dakikalık bir videonun sonuna geldik. Çok sağ olun izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Houston'da beni görenler oluyor, bana selam verenler oluyor. Bu çok güzel bir şey. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Aklınıza bir şey takılırsa sorun, bana sorun. Ben er ya da geç cevap veririm. Elimden geldiğince destek olurum size. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.